Merhaba, ben Atılay Turan. Yeni bir Revit dersine daha hoş geldin. Bugünkü dersinde Revit'teki datalarımızı Excel programına nasıl taşıyabiliriz? Bunları konuşacağız. İsterseniz detaylara hemen başlayalım. Öncelikle sahnem çok kalabalık olabilir. Tüm bu bilgileri Excel'e aktarmak çok efektif olmayabilir. Bu aşamada yalnızca istediğim kategorize ettiğim yapı elemanları taşımak çok daha yararlı. Örnek veriyorum. Şu anki dersimizde ben burada pencerelerimi Excel'e aktaracağım ve nasıl yapabileceğimize bir bakalım. Şimdi bu bilgileri aktaracağım. Bunu aktarabilmek için View, görünüm menüsüne gidiyorum. Görünüm menüsünden burada Schedules. Burada Schedules'a giriyorum. Schedules'da Schedule and Quantities sekmesine giriyorum. Quantities kısmında bir kere tıklıyorum. Ve burada New Schedule sekmesi geliyor. New Schedule sekmesine geldikten sonra şurada Category. Burada kategorize et diyor. Neyin üzerine çalışacaksın? Neler Excel'e gidecek? Excel programına göndermek için mesela ben burada Windows, pencereleri gönder diyorum. Pencere gönderebilmek için şöyle. Burada isterseniz hatırlayabileceğiniz kendi bir isimle girebilirsiniz. Ben şu an bir değişiklik yapmadım. Okey dedim. Şimdi Schedule Properties. Burada özellikler kategorisine geldiğimde şurada Available Fields. Ya şu anda bulunanlar üzerinden çalışıyor. Mesela hangi bilgileri transfer etmek istersin? Burada in order kısmına. Ben burada öncelikle count. Kaç tane olsun? Kaç tane olsun pencerem? Kaç tane pencerem varsa bunları add parameters. Bunu parametre olarak ekle diyorum. Sonrasında family and type. Bunun familyasını ve tipini belirlemem lazım. Family and type. Bunu sağa aktarıyorum. Add parameters. Parametre olarak ekledim. Sonra height. Bunun yükseklik bilgisini istiyorum. Şurada add parameters. Sonrasında bunun kaçıncı katta olduğunu merak ediyorum. Levels. Bunu aktarıyorum. Ve bunu en son aşamada şöyle level'ını ekledim ve beşinci bilgi olarak şöyle width, bu pencerenin genişliğini aktaracağım. Evet, add parameters. Şimdi bu bilgileri aktaracağım ve şöyle alfabetik sırayla ilerlediğimi gördünüz. Ben bunu okey'le onaylıyorum ve birazcık bekledim. Evet, Windows Schedule. Burada şuradaki açıklamaları Türkçe bilgiler girebilirsiniz. Karşı tarafa bu bilgiyi taşırken daha rahat okunabilmesi için hatırlayabilirsiniz. Kendi bilginizi girebilirsiniz. Kendi tanımlamalarınızla. Ve gördüğünüz gibi kaç tane olduğu, hangi kategoride olduğu, yüksekliği, bulunduğu kat seviyesi ve genişliği hakkında artık bilgilerim var. Peki bu bilgileri, bu oluşturduğumuz table'ı, bu tabloyu nasıl aktaracağız Excel'e? Ona da bir bakalım. Şimdi bu kadar geldiyseniz, bunu tabii ki Excel biliyorsanız bu aşamada çok daha rahat edebilirsiniz bu bilgiyi aktardıktan sonraki konuşmalarda. File kısmına giriyorum. File kısmında hemen burada export kısmına geldim. Export. Ve buradan hemen şöyle reports, raporlamalar kısmına giriyorum. Reports kısmından buradan schedule tıkladım. Schedule'dan bakın şu anda TXT formatıyla kaydediyor. Yani limitlendirdim ben bunu diyor. Delimited. Bunu limitlendirdim diyor. Belli bir sınırda göndereceğim diyor. Ve save diyorum. Şöyle
defa azaladıysanız siz bu alright üzerine yazma açıklaması görmeyeceksiniz tabii ki ilk defa azalıyorsanız. Okey ile onayladım. Artık bunu Excel'de open diyerek açabilirim. Evet, bugünkü dersi tamamladık. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.